Merhaba arkadaşlar, bu videoda lige çok kötü bir başlangıç yapan lig sonuncusu Hatayspor'u bildireceğiz. Geçtiğimiz günlerde teknik direktörlerini kovdular. Burada bir araya girmek istiyorum. Bu videoyu çekeli 2-3 gün oldu. Editörüm Olcan hastalanmıştı biraz. O yüzden önce bir orijinalini oynatayım ve İsmail Kartal'la anlaşacaklar veya da bu videoyu izlediğinizde anlaştılar haberi yayınlanmıştır belki. Gördüğünüz gibi kapak resminde de belki fark etmişsinizdir arkadaki adam kim diye. İsmail Kartal düşünmüştüm. O haber dolanıyordu. Bu sefer tutmadı arkadaşlar. O yüzden bu videoyu şu şekilde düzelteceğiz. Teknik direktörlerini kovdular ve Volkan Demirel'le anlaşacaklar veya da bu videoyu izlediğinizde anlaştılar haberi yayınlanmıştır belki. Ben öyle bir söylenti gördüm. O yüzden İsmail Kartal hocayı getirdim Hatayspor'un başına. Geçtiğimiz sezonlara göre Hatayspor'un kadrosunun yardıma ihtiyacı var cidden. Yani neden sonuncu oldukları FIFA'da bile belli oluyor. Ligin en az gol atan takımı Hatayspor. 2 gol atabilmişler sadece. İlk sezonda bütçemiz yok sayılabilir yani. 4 milyon 5 milyon euromuz var. Gerçi bir de hazırlık turnuvamız olacak. Elk abi gol atamıyorsun bari. Yürü git Elk abi. Yeni geldi galiba değil mi? Bunun yarı sıra Vranjes'i de satacağım. Yaşlıları satacağım direkt ilk sezon. Bu arada takımda olmayıp da gerçekte transfer edilmiş oyuncular varsa kusura bakmayın. Ama bayağı güncel olduğunu düşünüyorum bu kadronun. Okey, Elk abi'yi Feyenoord'a sattık. 1.4 milyon bize geldi. 2 milyona sattım. Yönetim de cebe atıyor biliyorsunuz. Ve 7 milyon civarı paramız var hazırlık turnuvasından gelenle beraber. Şimdi bu takım gol atamıyor madem. Bize gol atabilen bir forvet gerekiyor. Arkadaşlar burada kaydı yanlışlıkla durdurmuş olabilirim. Kontratı biten bir Radamel Falcao ile tek sezonluk bir serüven yaşayalım dedim. 3 milyon 650'ye aldık, anlaştık. 2 senelik bir kontrat imzalayacağım. Gelecek sezonda satarız olmadı. Falcao'nun ikinci Süper Lig serüveni bakalım nasıl geçecek Hatay'da. 20 bin euro alıyor İspanya'da. Bizde de 20 bin euro alsın. Hadi gel. Şimdi bu şekilde tutanımıza da para kalmış oldu. 68'lik Erciye ile olmaz. Ben Beşiktaş'tan Süper Lig'de sürekli sağlam performans gösteren oyunda özellikle Mert'i alacağım. Çok ucuz. 1 milyon veriyoruz. 1.850 istiyor Beşiktaş. 1.550 nasıl? O iyi dediler. Güzel, anlaşıyoruz. Abi sezonu öyle bir başlangıç yaptık ki. Adamlar 6 maçta 10 gol yemişler. Biz Trabzon'dan tek maçta 6 gol yedik. Şimdi yedek oyuncumuz St. Louis'e teklif geldi. Bize orta saha lazım. O yüzden St. Louis'i satacağım. Adamlar inanılmaz ısrar ettiler. 1.7'yi kabul ettim. Okey, St. Louis'in gidişiyle beraber 2 milyonumuz var. Musa Çağrı'nın yerine bir oyuncu lazım. Aslında bize merkez ofansif orta saha lazım. Abid mesela orada oynar arkadaşlar. Şuraya bir merkez ofansif orta saha gerekiyor. Merkez ofansif orta saha için yaşlı, yine Süper Lig tecrübesi olan bir Kevin Prince Boateng alacağız. Fiyatları düşük olan oyuncuları daha da ucuza alma zor oluyor. Kontratları bitse bile. Bak mesela ısrarcılar 1.7'de. Hocam 1.5'a salın işte. Evet, 1.6'ya düştüler. Bunu alabileceğiz en fazla. Geldik. Klasik Anadolu takımı taktiği. Yaşlı oyuncuları bastık takıma. Ama 3 tane 70 oyuncu dahil ediyoruz kadromuza. Bu takımla ilk 10'a girersek bu sezon bence iyi olur. Direkt sezon sonuna atlayacağız arkadaşlar. Bakalım sezon sonunda kaçıncı bitiriyoruz. Sezon sonuna geçerken de like butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoya 7377 beğeni gelirse güzel olur. Bunun yanı sıra Volkan Demirel sizce Hatayspor'un gidişatını, ki gelirse eğer, çevirebilecek mi? Bunu yorumlara yazarsanız sevinirim. Ve ilk sezonun sonunda arkadaşlar Hatayspor'la ilk 10'dayız. 8. bitiriyoruz. İsmail Kartal sezonu çevirmiş. Aynı geçen sezon Fenerbahçe'nin sezonunu çevirdiği gibi. Başakşehir'in üzerinde bitiriyoruz abi. Daha ne olsun? Ümraniyespor sonuncu, Giresun, Sivas dibi getiriyorlar ve şampiyon Trabzonspor olmuş açık ara. 50 gol barajını geçebilmişiz. Falcao demek ki iyi iş yaptı bence. Bakalım. Bu arada Antalya 3. bitiriyor. Beşiktaş 6. Okey. Geçtim oraları da. Ziraat Türkiye Kupası onda Galatasaray almış finalde Fenerbahçe'ye karşı. Gol kralı Trabzon'dan simülasyon canavarı Trezeguet olmuş 24 golle. Bizden Lobjanitsa'nın 15 golü var. Falcao da 9 gol atabilmiş. Helal. İyidir. Asist kralı Belhanda. En iyi kaleci Uğurcan. Bizim kaleci
kalecimiz Mert Günok 8 tane gol yenmeyen maç bu takım için çok iyi bence. Falcao'nun overall'ı 4 overall gerilemiş. Boateng de 4 gerilemiş. Mert yerinde saymış 74'te, orası iyi. Toplam verime geldiğimizde Lobjanić ise en verimli oyuncumuz. Simülasyon canavarı olduğunu biliyordum Lobjanić'in, o yüzden onu tuttum. 20 gole katkı. Falcao'da 15 gole katkı. Kevin Boateng de iyi çıkmış. 10 gole katkı, gayet iyi. Yani ilk sezondan ilk 8'e girmek gayet başarılı bence. Geçelim ikinci sezon arkadaşlar. İkinci sezonun başında transfer bütçemiz yani 2-3 milyon daha fazla olabilirdi. O kadar 8. bitirdik. Geçtiğimiz sezonla aynı gibi. Başlangıçta bir turnuva var. 3 milyon getirebilir bize. Bu arada ne yazık ki Falcao sezon sonunda futbolu bırakıyor. Onu satmayı düşünüyordum. Kevin Boateng de bırakıyor. Onu da satamıyoruz. Orada biraz riske girdik ve kaybettik ne yazık ki. Hazırlık turnuvasında yarı finalde kaybettik. Bütçemiz 6 milyon. Bu kez transferi Peru'dan yapacağız arkadaşlar. Bu Peru takımını bilmiyorum ama João Grimaldo, potansiyeli 83 bu çocuğun. Bu sezon geçen sezonun aksine gelişebilecek oyuncular alalım. 2.9 milyona okeylerse güzel. Güzel fiyat. Geleceği çok parlak bir Antonio Nusa da getireceğiz sol kanada. Kontratı bitiyor. Geçen Buruş Porto'yu 4-0 yendiğinde son golü Nusa atmıştı yanılmıyorsam. 1.8'e kapatır mıyız? Süper fiyat 2 milyona sol kanat. Bu şekilde şimdi Varga'yı satıp daha iyi bir stoper alabiliriz. Varga'nın 1.5 milyon değeri var. Erce'ye de bir teklif geldi. Onu da değerlendirmeye çalışacağım. Bu Vranjes'i de satalım aslında. 33 yaşında. Çok fazla para istedim. Erce'yi 1.3'e satıyoruz Antep'e. Varga'ya teklif 1.7 milyon. Genk'ten 2'yi kaptık. Güzel. Vranjes'i de 1.250'ye satacağım. Venedik'e gidiyor. Şimdi 5 milyon civarı paramız oldu. Ozan Kabak'ın Uruguaylısını buldum. Eric Kabako. Kontratı bitiyor. Bu arada kontratı bitenleri rastgele buluyorum arkadaşlar. Yani bu çocuğa gelene kadar 6-7 oyuncuya baktım. Sofifa'dan araştırıp. Eric Kabako 4.4 milyona tamamız ya. Okey, kadromuzun hali bu sezon böyle oldu. Boateng'i ben yedeklere attım çünkü overall düşecektir. Grimaldo da burada oynayacaktır. Öyle umuyorum. Kabako, Grimaldo, Nusa. Mert'in overall'u da yükselmiş lan. Kaleciler çok acayip gelişiyor bu oyunda. Falcao'ya da bakalım. Kamara da var yedeklerde. Artık ikisi dengelemeye çalışacaklar durumu. Buradan yine atlıyoruz sezon sonuna. Ve ikinci sezonun sonunda 5. sıraya yükseliyoruz. Yes! 59 puanla. Beşiktaş yine 6. bitirmiş bu arada. Yine Trabzonspor 82 puanla şampiyon olmuş. Bu sefer Galatasaray 2. Fenerbahçe 3. Başakşehir 4. Üzerimizde bitirdi Başakşehir. Bu sezon 6 gol daha fazla mı atmışız? 3 gol daha fazla atmışız yanılmıyorsam. Yükselişteyiz. 8, 5... Ondan sonra 2 güzel olur bence. Ya da şampiyonluk. Ziraat Türkiye Kupası'nı Trabzonspor almıştı Adana'ya karşı. Oha! Arkadaşlar geçen sezon Şampiyonlar Ligi finalini göstermedim. 4-2 Paris Saint Germain almıştı. Çünkü şurada göstereyim Süper Kupayı. Paris Saint Germain Şampiyonlar Ligi şampiyonu. UEFA'yı da Monaco almıştı. Üst üste 2 sezon aynı final, bu kez Sevilla alıyor. Vay be, Sevilla'ya bak sen. City'yi elemişler. Şimdi gol kralı Mustafa Muhammed. Kiralıktan geri dönen bir Mustafa Muhammed Galatasaray için. Oo, Falcao'ya bak. Üstüne koymuş 12 tane gol. En çok gol atanımız. Asist kralı Visca. Lobjanić ise bizde 7 tane asisti var. En iyi kaleci Muslera. Bizim Mert 5 tane gol yenmeyen maç çıkarmış sadece. Kadromuzun hali sezon sonunda. Falcao 69'a düşmüş. Grimaldo 3 overall artmış. Boateng 63'e düşmüş. Falcao ile Boateng gidecekler. Bak, Falcao'nun overall kameranın altına düşmesine rağmen Falcao oynamaya devam etmiş. O da enteresan. Kabako 77'ye yükselmiş. 2 overall artmış. Mert Günok geri 74'e gerilemiş. Lobjanić ise Nusa biraz gelişmiş. Gayet iyi gelişmiş takım yani. Falet bile bir overall artmış, onu fark ettim. En verimli oyuncu bu sezon Lobjanić ise yine 20 gole katkı. Falcao da 17 gole katkı. Üstüne koyarak futbolu bırakıyor reis. Grimaldo gayet iyi çıkmış 67'lik oyuncu için. 11 gol 5 asist. Helal. Bu Cema oynatılmış. Bu Cema çünkü gelişir diye tahmin ediyorum. 2 gol 3 asistle oynamış. Nusa sadece 2 gol atmış. Artı 2 overall. Gelişecek. Gelişecek. Şimdi geçiyoruz buradan 3. sezona. Abi 5. bitiriyoruz. Yine paramız aynı ya. 4 milyonumuz var. TFF bir el at ya. İlk transferimiz bu sezon Yusuf Endaişimiye olacak arkadaşlar. Bu parasızlığa çözümü kontratı biten oyuncuda buluyorum. Bakalım kapabilecek miyiz? Biz iyice düşelim. Düşmeye devam edelim. Onlar yükseliyorlar, biz düşüyoruz. 3.9'a düştüm. Düşünecek. Geri gel bak. Aklını alırım diyor. Volkan Hoca saçları sarıya boyamış. Acelemiz yok arkadaşlar. Hazırlık turnuvamız da var. Oradan da para gelecek zaten. Bekleyelim biz.
kabul etmemişler. Bunlar 4-9'u kabul ediyorlardı, onu vereceğim. Hadi. Bu transfer harici bu sezon pek başka bir şey de yapamayacağız. Artık potansiyelli oyuncularımızın gelişmesine bakacağız. Kamara forvette kalacak. Yedeklerimiz fena değil. İlk 4'ü zorlar mıyız bilmiyorum. 5. olan direkt konferans ligine gidiyormuş. Grubumuz bu arkadaşlar. Bu gruptan da çıkmaya çalışacağız. Ama ben direkt sezon sonuna atlayacağım. Çünkü pek bir şey yapabileceğini düşünmüyorum kadromuzun. Geçelim sezon sonuna. Takımımız yine 5. Fena değil. Yani kötü de değiliz, iyi de değiliz. Galatasaray bu sezon açık ara şampiyon olmuş. Ziraat Türkiye Kupası'nı yine Galatasaray almış. Oo, yarı final oynamışız. Bak, iyiden iyiye gidiyoruz. Gitmeye devam ediyoruz burada. Gelecek sezona hayırlısı. Artık Paris Saint-Germain yine Şampiyonlar Ligi alıyor bu arada. Geçen sene kaptırdıktan sonra. UEFA Wolfsburg'a gitmiş. Sevilla'da UEFA Kupası'nı finalde kaybetmiş. Bu ne ya? Biz de Konferans Ligi grubumuzdan çıkamamışız. Hajduk Split bize göre biraz daha sağlam görünüyordu yanılmıyorsam ve Mönchengladbach almış Konferans Ligi'ne. Gol kralı Galatasaray'da Rashica olmuş. Bizden Lobjanica 15 gol. Forvet'teki arkadaş görünmüyor. Asist krallığında Delali'yi görüyoruz. Grimaldo'nun 7 asisti var. Fena değil. Muslera en iyi kaleci. Bizim Mert 5 tane gol yenmeyen maç çıkarmış. Ve arkadaşlar sezon sonunda overall'lar. Mert bayağı düşmüş. Yeni kaleciye ihtiyacımız var. Grimaldo 73'e yükselmiş. Kamara 74 olmuş ama Kamaracığım sen ne yaptın abi? Lobjanica 77, Nusa 72. Bu arada özel antrenman programı kullanmıyorum arkadaşlar hiçbir oyuncu için. Yoksa Nusa mesela 80'e gelirdi çok rahat. Şimdi Endaişimi'ye de yükselmiş aldığımız. Abid düştü. Bu Cema çok yükselmemiş. Kamil Ahmet düştü. Oralara oyuncular lazım arkadaşlar. En verimli oyuncumuz üst üste 3 sezon yine Sabah Lobjanica olmuş. Kamara 11 gol atmış. Ama Süper Lig'de sadece 6 gol. Grimaldo yine gayet iyi. 18 gole katkı. Musa 7 gol. Musa Çağran bayağı oynamış. Abid de 15 gole katkı. O da yine iyi. Bu sezon böyleymiş. Atlayalım şimdi 4. sezona. Arkadaşlar 4. sezonda bütçemiz kaplumbağa hızında ilerliyor. 4,5 milyon transfer bütçemiz var. Gelişiyor muyuz? Yerimizde mi sayıyoruz? Anlamadım gitti. Kamil Ahmet Çörekçi ile Abid futbolu bırakmış. Fark etmemişim. Yani biraz şimdi servislere yönelmeye çalışacağım arkadaşlar. Çünkü para vermiyor oyun bize. Anlamadım neden. Julen Guerra, Juan Cuadrado diyeceğim muhtemelen. Kolombiyalı çünkü. Onu bir alalım diyorum. Çok haddimizi aşmak istemiyorum. O yüzden şöyle gerçek bir oyuncu da alalım. Kian Fitzjim. Sanırım PSV ya da Ajax oyuncusuydu. Bir de şu bizim Kamara'yı satıp pek bir şeye yaramıyor ya. Elimizdeki parayla da hazırlık turnuvasından gelenle de bir forvet alacağım. Bizim Kamara'ya pek para veren yok. Ben de böyle yaşlı ama iş yapabilecek bir kaleci almaya çalışacağım. Bono. Bono biraz pahalı kaçacak. Ben bu sözleşmesi biten Brezilyalı Gabriel'i alacağım. Coritiba'nın kalecisi. 3,5'a kapatır mıyız hocam? Tamam. İyidir. Kamara'ya 9,7 veren bulduk. Santos. Oh be. Onun yerine şimdi daha genç olan Muhammed Sanko'yu alacağız. Kontratı bittiği için ucuza getirirsek 6,6, 6,8 tamam. Bir de şu Cemali Doğan serbestlerdeydi, bakarken buldum. Serbestken onu da alalım yedek forvet diye. Onun da 82 potansiyeli var. Almanya'da oynuyor Almancı. Yani bu sezon çok önemli bir şey beklemiyorum ama Gabriel 76 oldu. Sanko geldi. Guerra en yüksek overall'lı oyuncumuz artık. Fitzjim geldi. Gelişimi açık oyuncular. Yine Konferans Ligi'ndeyiz. Geçelim 4. sezonun sonuna. Ve bu sezon bunu beklemiyordum. 2 puan farklı şampiyonuz. Bu arada arkadaşlar çok önemli. En aşağıda Trabzonspor Beşiktaş'ı son maçta yenmiş. O şekilde Trabzonspor belki de bizi şampiyon yapmış oldu. Çünkü Galatasaray maçını kazanmış. Eyvallah Trabzonspor, en çok gol atan takımız Galatasaray'la beraber. Acaba bizim yeni forvet ne kadar attı? En az gol yiyen takımız. Lan atanla tutanımız çok iyi çıktı. Bu arada Beşiktaş'la da en az gol yiyen takımız beraber. Ve Galatasaray kupayı üst üste 3. sezon mu alıyor? Aynen öyle. Şampiyonlar Ligi Inter'e gitmiş. UEFA Barcelona'nın Konferans Ligi'nde de bu gruptan yine çıkamamışız ya. Arkadaş Lazio almış. Gol kralı Naci Ünü var. Bizim forvet Sanko 12 gol. Nusa 12 gol. Asist kralı Rashica. Fitzjim bizim yeni orta saha servislerden 10 asist yapmış. Gayet iyi. Gabriel yeni kalecimiz de ikinci en iyi kalecilerde. Şimdi Sanko 75 olmuş. 73'tü. Lobjanica 31 yaşına geldi ama 80'e yükseldi. Guerra 81. Fitzjim artı 3 overall. Grimaldo artı 3 galiba bu sezon. Gabriel de yerinde saymış. İyi. Nusa da 75. Şu yedek ki Santrfor Doğan da 73 overall'a yükselmiş 70'ten. Şimdi en verimli oyuncumuz, bayağı verimli oyuncumuz varmış bu sezon.
sezon. Lobjanić'e yine en verimli de ortağı var burada, Grimaldo. Bu çocuk da gayet verim sağlıyor ha. Oo, bu arada Cem Ali Doğan 13 gol 4 asist yedekten 33 maçta. Yani aynı verimi sağlamış Sanko ile beraber. Helal. Musa daha fazla gol atmış. Fitz'cim gayet iyiymiş. Çok iyi serbestten oyuncular bulduk ya. Yalnız arkadaşlar şimdi şampiyon olduk da 5. sezonda bize kaç para verecekler ki? Yani ben maksimum 8 milyon falan bekliyorum. Geçelim 5. sezonu. Ve 5. sezonda bütçemiz tahmin ettiğimden biraz daha fazla ama yani çok da fazla değil. 11 milyon. Şu ana kadar iyi bir merkez orta sahamız ya da merkez defansif orta sahamız olmadı. Oraya parayı harcayalım. Ya da kaleciyi mi geliştirelim? Çünkü bu kaleci de 33 yaşında. İyi çıktı da futbolu bırakmadan, değeri düşmeden satalım gitsin. Kaleciyi Palmeiras'a 5-1'e sattım. 3,5 bize kaldı. Hazırlık turnuvasını oynadık. Paramız 16-17 milyona yükseldi. Ve sanırım paramız Pickford'a yeter arkadaşlar. Overall'a en az 1-2 sezon düşmeyecek bir kaleci kontratı bitiyor yine. 14 milyon vereceğim Roma'ya. 18 istediler. Hocam gerçekten paramız yok ya. Amma ısrar ettiler. 14 verdim, 15 verdim. 16,5'a alıyoruz arkadaşlar. Ya da 15,5'a. Serbestlerden bir de yedek Akval diye bir oyuncu aldım. Sol bek, sağ bek yedeği. Öyle bir yedeğimiz yoktu, adam akıllı. Şimdi şampiyonun Şampiyonlar Ligi grubu da. Hey maşallah. Gerçi çok da fena değil. UEFA'ya düşsek iyidir bence bu sezon. Bu takımla bir şok zor. Bakalım. Ara transfer dönemini atlayacağız. Gruptan çıkabiliyor muyuz? Ve ara transfer döneminde ooo, açık ara lider gidiyoruz ha. Çok iyi. Şampiyonlar Ligi grubumuzu 3. tamamlayabilmişiz en azından. Burada çıkmayı tahmin etmiyordum. Beklemiyordum. UEFA'da ön elemede rakibimiz oha Sevilla. En zorlu takım bize gelmiş arkadaş. Ooo, bizim Cem Doğan, Cem Ali Doğan mıydı? Can Ali Doğan mıydı? O gol kralı gidiyor şu ana kadar. Enteresan. Sanko, Grimaldo 7 goldeler. Lobjanić'e de 8 golde. Herkes atıyor. Lobjanić'e tam simülasyon canavarı ya Süper Lig'de. Cem Ali Doğan'mış arkadaşlar. Cem Ali Doğan ve Sanko aynı maç sayısına çıkmış. Cem Ali 74 overall. Artık biraz şu çocukları hızlandıralım ya. Yoksa bu rebuild bitmeyecek. Gol makinesi. Yani UEFA'da da şampiyonluk gelirse sürpriz bir şekilde sezon sonunda göreceğiz. Çünkü sanmıyorum ki seviyeyi eleyebilelim. Geçelim sezon sonuna. Ve sezon sonunda 20 puan farkla şampiyonuz. Çok iyiyiz. Ziraat Türkiye Kupası'nı yine Galatasaray almış. Bırakmıyorlar kupayı. Şampiyonlar Ligi Liverpool'un UEFA'da bizim olmuş diyecekken abi aa, şuna bak, Sevilla bizi ikinci maçta elemiş be. İlk maçı 3-2 almıştı Sevilla'ya karşı. Kupayı Newcastle almış. Gol kralı Rashica, biz gol kralı çıkaramadık. Lobjanić 18 gol. Sanko 15 gol. Cem Ali Doğan 11'de kalmış. Lobjanić asist kralı. Grimaldo da. Pickford da en iyi kaleci. Sezon sonu 80 Sanko. Oo, Fitz'cim de yani antrenman programları uçurdu bizim takımı resmen. Lobjanić yalnız düşmüş. Lobjanić en verimli oyuncumuz yine. 5 sezon üst üste ya. Helal. Sanko ile Cem Ali Doğan hemen hemen aynılar. Grimaldo artı 5 overall bu sezon. Musa artı 4. Artı 4 artı 5. Bak Fitz'cim çok iyi gelişiyor. Bu çocuk iyi de verim sağlıyor ha. Ajax altyapısı abi. Boru değil. 6. sezonda şimdi 18 milyon bütçe vermişler. Eyvallah yani. Yine berbat. O parayı Budjema'nın yerine bir MDO'ya harcamamız gerekiyor. Bu arada Jordan Pickford'un da overall düşer mi acaba ya? Chelsea teklifte bulunmuş. 29 falan ederi var diyor ya. Chelsea'den kapabilirsek tamamdır. Ve Chelsea vermedi. 27-9 nasıl? Vermediler para. Ama şimdi Sassuolo daha iyi bir teklifle geldi. Paso kaleci değiştiriyoruz ama yani şartlar onu gösteriyor. Başka takımda düşmüyor overall'ları. Bizim takımda düşüyorlar. 29,5'u da kabul etti Sassuolo. Okey. 13-14 milyon prim yaptı Pickford bizim kalede. Yani good business yapacaksak arkadaşlar, Ter Stegen'i getireceğiz. Değeri 11 milyon. Kontratı bitiyor. 35 yaşında. Bu fiyata futbolu gelecek sezon bıraksa da süper olur yani, 10 milyon. Eyvallah. Ter Stegen. Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanıyoruz arkadaş. Abi bir de N'Golo Kante mi çeksek ya? Bu arada N'Golo Kante'nin nasıl sakatlığa yatkınlığı oluyor ya? Çok acayip özellik. Adam futbolu ben Hatay Spor'da bırakacağım deyip hala oynuyor. 36 yaşında bırakmıyor. Kontratı da bitiyor. Yani N'Golo Kante'nin 75'lisi bile oynar. Oo, ucuza da getireceğiz ha. 17.3'e Volkan Demirel N'Golo Kante'yi de Hatay Spor'a getiriyor. Son
Sonunda bir sağlam MDO'muz oldu böylelikle. Bir de daha sağlam bir sol beke ihtiyacımız var arkadaşlar. Çok fazla paramız kalmadı. Paramız Marco Nasti'ye yetiyor. Milan altyapısı galiba. Onu da 7.2'ye alabiliyoruz. Şampiyonlar Ligi grubumuzda Şampiyonlar Ligi'nin sürekli şampiyonu Paris Saint Germain var. Leipzig var. Leipzig'i geçebilir miyiz? Zora'ya karşı zorlanır mıyız? Ara transfer dönemini atlayalım. Ve ara transfer döneminde oha Galatasaray ne yapmış ya, bir saniye. Bizde bir sıkıntı görünmüyor da Galatasaray nasıl coşmuş öyle? Sanko golleri atıyor. Bu Cem Ali Doğan da gayet iyi atıyor ha. Helal. Sanko 83. Neyse onları geçtim de arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'nde ne yaptık? Grubu ikinci tamamlamışız. Leipzig'i geçiyoruz. Yes. İşte bu. Son 16'da rakip Monaco. Oo, Monaco hangi grubu lider tamamlamış acaba? Chelsea'nin grubunu. Enteresan. Bizim grubu lider bitiren Paris Saint Germain'e Liverpool gelmiş. Şanslıyız. Monaco'ya karşı ilk maçımız iç sahada arkadaşlar. Alexander Harkam hoca bize biraz kıyak geç. Monaco'yu rahat geçebilmemiz lazım. Bu arada Nino diyor burada. Yamada Brezilya Ligi güncel ya. Bu Nino Fenerbahçe'nin bir ara takip ettiği stoperdi. İstediğim stoperdi de gelmemişti. İç sahada Hatayspor berabere kalıyoruz. 1-1 ortada geçmiş maç. Şimdi rövanş maçı. Rövanş maçları FIFA 22'de sanki daha rahat geçiyor arkadaşlar. Rövanş maçını alır mıyız? Valentin Rozier de orada bu arada, onu da fark ettim. İyi transfer yapmışlar ama biz bu maçı 3-2 yes alacağımızı tahmin ettim. Sanko hat-trick. İşte bu. Lazaro da penaltı kaçırmış. Son anda alıyoruz. Devam. Ve çeyrek finalde belki de en kolay eşleşme geldi. Milan. Onları geçip Chelsea falan da gelse süper olacak. Ya da Manchester United. İlk maç deplasmanda Orkun Kökçü forvette oynuyor. Kimmince isabek oynuyor. Enteresan. Yani Milan da sağlam görünüyor arkadaşlar. Ama deplasman avantajımız var bizim. FIFA 22 deplasman avantajı 3. Abi harbiden FIFA 22'nin kodunu yanlış yazmışlar. Kante, Fitzcim, Yusuf. Endaişimiye o Yusuf. Harbiden deplasman maçı oynarken daha rahat hissediyorum ha simülasyonda. Rahat. İç sahada da şimdi hiçbir şoka uğrayacağımızı sanmıyorum. 3-0'ın üzerine 2-1 kaybediyoruz. Son anda almışlar. Yarı finaldeyiz. Ha yarı finalde de Manchester United geldi. Chelsea de Real Madrid'i elemiş. Chelsea Barcelona'yı geçmiş. Vay be, United da Paris Saint Germain 7-3 geçmiş ya. Yalnız. Manchester United'ın ilk 11'i Gouiri sol kanat, Anthony santrfor, De Gea kalede, Tonalisa. Abi bu yapay zeka ne yapıyor böyle ya cidden? Ama iyi kadro yine de. 2-1 kaybediyoruz iç sahada. Şimdi deplasman avantajımız var ama. Deplasmanda çok yorgunuz yalnız ya. Bu ne ya? Ama 2-1'in üstüne ben finale kalacağımıza inanıyorum. Biraz geç oldu. Biraz bağırmamı yarıda kestim orada arkadaşlar. Bu ne? Sanko atıyor. Son anda uzatmalara bile gitmiyoruz. Gerçi 2-0 yenseydik de oluyormuş. Rahatlatmış iyice bize. Hocam deplasman avantajı ya. Deplasman otomatik 3-0'ız. Çok garip. Ve finalde rakibimiz Chelsea oluyor. Chelsea Real Madrid'i 4-3 eleyebilmiş. Biz Süper Lig'i alabildik mi? Galatasaray'ı geçmişiz. Yine son maç mı? Galatasaray son maçını almış. Biz de sürekli kazandık. Beşiktaş'a falan karşı kazandık. Başakşehir'i yendik. Galatasaray Fenerbahçe yenmiş. Son ikinci maçında. Fenerbahçe bu kez bizi de şampiyon yaptı belki, bilmiyorum. Ama ikili averaj da bizdeydi galiba. Zira Türkiye Kupası'nda finalde ilk defa Galatasaray yok. Onu göremeyeceğiz. Şampiyonlar Ligi gol kralı Sanko. 12 maçta 10 gol. Süper Lig'de en iyi kaleci Okan Kocuk olmuş. Ter Stegen ikinci. Fitzcim en fazla asist yapan oyuncu. Arda Güler ikinci. Yusuf Demir de gol kralı olmuş. Bizim Sanko 20 gol. 2 gol arkasında. Cem Ali Doğan da yedekten iyi atıyor. Bak bu Cem Ali Doğan da iyi simülasyon canavarı. 59 overall'la falan başlıyor. Böyle çok düşük bir takımı rebuildliyorsanız, çok zayıf bir takımı, yarım yıldız, bir yıldız iyi gider. Şu Grimaldo'yu da tavsiye ederim. João Grimaldo. Onu da iyi keşfettik bu videoda. En verimli oyuncumuz Sanko olmuş. İlk defa Ljubljanić'te değil. 34 gol 4 asist. Ama Cem Ali Doğan da uzun zamandır bu kadar sağlam bir yedek santrfor görmemiştim. Helal. Fitzcim de çok iyi çıktı bu arada. Genelde farklı oyuncular kullanmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu videoda daha önce kullandığım belki Nusa vardır. Onu da çok görmediniz muhtemelen. Kante, Ter Stegen, onların haricinde herkes yeniydi. Sanko Cem Ali Doğan'a göre biraz hızlı. O yüzden taktiği bozmayacağım arkadaşlar. Kaptanlık pozu bandı da Saba Ljubljanić'e gitsin. Adam başından beri bak 6 sezondur bizde. Chelsea'nin 11'i
Castillo's kalede. Çok garip. Osimhen forvette. Gerisi de bayağı değişmiş. Defans bayağı değişmiş. Bekler hariç. Geçelim. Oynayalım finali. Şampiyonlar Ligi finali. Volkan Demirel'le Volkan Demirel yönetiminde en golü kanteli Hatay Spor'umuz arkadaşlar. Chelsea'ye karşı mücadele başlıyor. Şu forveti çok merak ediyorum. Sanko'yu. İlk defa onu da denedik bu arada. Sanko bakalım iyi gol atabilecek mi? Hemen onun ayağını görmek istiyorum. Siz de burada öğrenin. Sağ ayaklıymış, sol ayağı berbatmış. Sağ ayakla vuracağız. Fitzcim. Orta sahada topu kaptı. Grimaldo. João Grimaldo. Perulu. İsmi João mı? O da enteresan. Fitzcim. Okey. Grimaldo. Fitzcim. Fitzcim. Ooo. Castillo çok iyi çıkardı. Aha. Sanko. Hey. Hocam ne faulü ya. Omuz omuza resmen. Fitzcim'in şut da güzeldi. Aman dikkat. Bu arada Kante de eski takımına karşı oynuyor. Onu da hiç fark etmiyoruz, söylemiyoruz. N'Golo Kante Chelsea'den geldi. Chelsea'ye karşı final oynuyor. Orada kazandı Şampiyonlar Ligi'ni. Şimdi bir de burada kazanmaya çalışıyor. Grimaldo, João Grimaldo sağ ayaklı. 5 yıldız zayıf ayak ve gol. Fitzcim'den aldı João Grimaldo. Sakin olun diyor, daha fazlası geliyor. João Grimaldo çok iyi vurdu be. Castillo da yani 6. sezonda kaç overall'dır ki, zaten 85'te başlıyor. Saçma bir kaleci tercihi olmuş Chelsea için ama adamlar finalde tabii, orası da ayrı. N'Golo Kante her şeyi hala süpürüyordu. O pas neydi? Nasty. Çok iğrenç bir oyuncu. Anladıysanız arkadaşlar yorum yapabilirsiniz. İngilizceniz iyi mi? Yani tamamen öyle yazılmıyor da son harfi farklı da, anladıysanız yani. Okey. Neyse. Anlayan anladı. Okey. Kasede'yi ben de burada gol yemeyeyim. Aman. Ooo. Ters degen ne çıkardı? Pulisic işte üstüne vurdu zaten. Çıkmayan top Saba. Chilwell. Chilwell'in ortası. Uzaklaşsın Yusuf. Kante. N'Golo Kante. Süper söktü. Faulü de yedi. N'Golo Kante. Atağa da destek veriyor. N'Golo Kante gol atmak istiyor ama yavaşlamış. Okey. Sorun değil. Keşke orada. Aha. Grimaldo. Sokuldu. Grimaldo direkten döndü. N'Golo Kante kafayı vuramadı Rhys James. Ah ah ah. Aha. Baskı bu arada sonucu getirdi. N'Golo Kante, Grimaldo, Fitzcim'e, Fitzcim, Castillo. Ne maç oluyor be. Osimhen, Eric Kabako. Ozan Kabak'ın Uruguaylı versiyonu. Osimhen'i yedi bitirdi. Fitzcim'e de attı topu. Fitzcim de Lobjanice'ye çıkarttı. Saba Lobjanice. Arkasında tuttu Chilwell'i. Saba Lobjanice. Orta kötü. Orta kötü. Of of, ne güzel kontra atak oldu lan. Neyse, Grimaldo kazandın mı? Kazandı. Ahmet Nusa. Berbat pas. Nusa'yı da ilk defa burada gördük. İlk yarı 1-0 üstünlüğümüzle tamamlanıyor arkadaşlar. Değişiklik yapmıyorum henüz. Sanko maçı başlattı. İkinci yarıyı başlattı. Grimaldo. Grimaldo çok iyi ya. Pulisic, Kabako, aman 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 aman, Osimhen, Ter Stegen çıktı. Kurtardı. Ter Stegen de çok iyi oynadı bu arada. Zaten Chelsea'nin tek iki şutu bu mutlak gol pozisyonlarıydı. Sterling girmiş sağ kanatta. Raheem Sterling, N'Golo Kante bırakmıyor be. N'Golo Kante sanki öz Hataylıymış gibi oynuyor. O kadar sevmiş takımını. Lobjanice burada Chilwell'e kaybetti mücadeleyi. Christian Pulisic, müdahale yetmedi. Dikkat ve Ter Stegen. Yani zaten açı falan da kalmadı da. Oha. Dışarı gitti. Giriyor sandım. Fitzcim. Pası çok klas. N'Golo Kante'den müthiş top. Grimaldo. Zayıf ayak 5 yıldız sol ayağıyla atıyor. Grimaldo ikinci gol. N'Golo Kante'den de asist geliyor. Bak çok güzel. Fitzcim'in pası da çok iyiydi. Grimaldo hatırladım. Zayıf ayak var dedim. Tamamdır. Vurduk, gol oldu. 2. Hat-trick gelir mi? Osimhen'i Eric Kabako yine yedi. Bravo Eric Kabako. Sanko bu topu alır mı? Aha. Aa, itti diyor. Ya Sanko da çok rahat faul yapıyor bu arada. O da enteresan. Şu Cem Ali Doğan'ı da görmek isterim. Sanko'yu çıkaralım arkadaşlar. Nasti'nin yerine de Adekugbe'yi görmek istiyorum. Adekugbe de bu takımın orijinal oyuncusu. Daha hızlı. Hem de Kanadalı. Hatta Kanada Meksika'ya gol atmıştı benim yaşadığım Edmonton şehrinde. Kar yağıyordu. Kar vardı. Kar tepesi vardı stadın köşesinde. Sahanın köşesinde bir yerde. Onun içine zıplamıştı direkt. Okey. Grimaldo. Solda Nusa rakibini geçti mi? Rhys James'den almış gibiydi sanki ya. Tüh. Rhys James toparladı.
Osimhen aman. Mason Mount çok iyi döndü, dışarı vurdu ama. Zayıf ayağına mı zorladık dersiniz? Mason sağ ayaklı mıydı? Bilmiyorum. Adekugbe araya girdi. Nusa, ondan Grimaldo'ya. Grimaldo'dan Cem Ali Doğan'a. Gurbetçi futbolcumuz Cem Ali Doğan. Grimaldo onu oynamaya çalışıyor. Bu sefer gitti. Cem Ali Doğan çok iyi döndü. Castiles çok da iyi kurtardı. Ve arkadaşlar son düdük çalıyor. Volkan Demirel'le Hatayspor 6 sezonda Şampiyonlar Ligi şampiyonu oluyor. İnanılmaz bir şekilde Manchester United'ı Old Trafford'da 3-0 yenerek buralara geldik. Milan'ı deplasmanda San Siro'da 3-0 yendik. İlk turda Monaco ile eşleşmiştik. Rahat da onlara da mı 3 tane atmıştık? O maçların skorunu hatırlamıyorum ha. Monaco'ya da 3 atmıştık galiba ilk maçta değil mi? 2-1 yenilmiştik sonra peşine. Ya da o Milan mıydı? Neyse kafam karıştı arkadaşlar. Bugün yorgunum. Ekranda şu an iki video çıkıyor. Volkan Demirel başarılı olur mu? Yorumlara yazmayı unutmayın. Sabah Lobjanić ise takımın kaptanı, aldı kupayı, kaldırıyor. O videolardan bir tanesine tıklayıp devam ederseniz izlemeye çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. FIFA 22 deplasman avantajı. 3 inanıyorum.